Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir bot çalışması yapacağız. Tığ işiyle çalışmış olduğumuz botumuzu diz kısmından başlıyoruz. Bu diz altı kısmından istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Daha sonra gördüğümüz bu ayağımızın üst kısmını burun seviyesine kadar örüyoruz. Yeterli burun seviyesine ulaştıktan sonra yan kısmımızı örüyoruz ve alt kısmından Kesip daha sonrasında da dikerek tamamlıyoruz botumuzu. Elimde görmüş olduğumuz bot bir yaş grubu çocuklarımız için uygundur. Kullanacağınız ip ve tığlarla vereceğimiz ölçüler bazen daha büyük ya da eline sıkı ipiniz ince ise daha kısa olabilmekte. Onun için ölçüler yardımıyla modelimizi çalışacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak zili aktif hale getirirseniz yapmış olduğumuz çalışmalardan hemen haberdar olur ve bizlerle çalışmanızı yaparsınız. Evet hemen kolay gelsin diyerek butumuzun diğer tekini örmek için başlıyoruz. Görmüş olduğunuz bu ipimi kullandım. Dilerseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Dilerseniz badik ya da ebrol iplerimizi tercih edebilirsiniz. İpimize uygun olarak 3 numaralı tığımla çalıştım. Ve zincir çekerek hemen örmeye başlıyorum. Bir yaş için şöyle rahat rahat çekeceğim zincirlerimizle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız gayet rahat çekmekteyim. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Toplamda 36 tane zincirimi çektim. Hemen e, ipinizin ve tığımızın ölçüsünü aynı ok olmadığını kontrol için santim olarak bakalım. Başlangıç yerime tutuyorum. Diğer taraftan tuttuğumda tam 15 santim zincirimin olduğunu görmekteyim. Eğer e, bir yaş için 15 santim değilse birkaç tane daha zincir ekleyerek 15'i getirirsiniz. E, daha sonrasında biz 3 e, parçaya böleceğiz. Ortayı bir ya da iki trabzan fazla koyarak kenarları ikişer yani aynı olarak eşit olarak ayarlayarak e, bu kısmı gayet rahat halledebilirsiniz. Evet şimdi Çekmiş olduğumuz zincirimizden ilave etmeden 1, 2, 3, 4. Bakın dördüncü zincir yuvasına gelerek batıyorum. Bakınız 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye gelerek battım. 1 ve 2. 2 defa da çektim. Bir defa doluyorum. 1 ve 2. Giriyorum. 1, 2 bütün trabzanlarımızı yani zincirimizi trabzan olarak örelim ikili trabzanımızla bu hemen diz altı botumuzun üst kısmı zincir üzerine trabzanlarımızı ördük şimdi sayalım bakınız 1 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 34. Tam 34 tane trabzanımız oldu. En son trabzanımızı ördük. Bakınız. Ve üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu birinci trabzanımız. İkinci trabzanımızı hemen yandan girerek örüyorum şöyle göstermek istiyorum. Trabzanın ana gövdesinden bakınız. Tığımın başını doluyorum. Ana gövdeden şöyle sağından giriyorum. Solundan çıkıyorum. İpimi alıp bir iki defa da örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzan ve yanındaki yani iki trabzanımı tepesine batarak örüyorum. Bir diğer trabzanı da tepesine batıyorum. 2 Iki tane tepesine batarak trabzanım ördüm diğer trabzanımı yine ana gövdeden sağdan giriyorum soldan çıkarak ipimi çıkarıyorum 1 ve 2 2 ters bir düz gibi örüyoruz şimdi iki tane yine trabzanımın tepe noktasına batıyorum bir diğerine batıyorum 2 sıradaki trabzanımı yine ana gövdeden giriyorum sağdan soldan çıkıyorum Bakınız şöyle diğerine takılmadan çıkalım ve hemen 1 2 Bakınız şu şekilde bir tane kabartılı iki tane düz trabzanı örüyoruz 1 ve 2 2 düzümü ördükten sonra sıradaki trabzanı yine aynı şekilde 1 ve 2 tekrar iki tane trabzanı ve 2 yeniden 1 2 iki. iki trabzanımın tepesine batarak örüyorum 1 ve 2 aşağıdan diğer sırayı bakınız diğer sıradaki trabzanımı yandan görüyorum son kez yapalım iki tane trabzanımı örüyorum sıradaki trabzanımı yandan giriyorum İki tane düz bir tane yandan girerek trabzanlarımız örerek sıramızın sonuna kadar ilerleyelim sıramın sonuna kadar örerek geldim 2 düz bir kabartı şeklinde son 2 tane trabzanım kaldı bakınız 2 trabzanımı da yine tepesine batarak örüyorum 1 ve sondaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve örüyorum 3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum tekrar tığımızın başını dolayalım Yanındaki düz trabzanımın üzerine batarak düz olarak örüyorum. Diğer yani ön sırada yandan girerek ördüğümüz yeri yine bu sırada kabartılarımızın devam etmesi için yani şu şekilde modelimizin devamlılığını sağlamak için hep aynı yöne bakınız bu şekilde kabartılıyı düşürmemiz lazım. bir tane kabartı iki tane düz trabzanlarımızı öreceğiz ve modelimizi bu şekilde oluşturacağız. Onun için arka sıramızda iki tane düzümüzü ördükten sonra kabartılı olan trabzanımızı bu kez ardından giriyorum bakınız tığımın başında oldum ardından giriyorum yine sağından girdim solundan çıktım şu şekilde bakınız yine diğer tarafı yani ön yüze kabartıyoruz çekiyorum 1 ve 2 iki. i̇ki düzümün tepesine batarak örüyorum 1 2 tığımın başında oluyorum diğer trabzanımın sağından girip solundan çıkıyorum ve örüyorum 1 2 düzüm örüyorum nabzanımın kabartısını yapmak için sağdan girip soldan çıkıyorum yine bakınız kabartımı örüyorum hemen çevirip bakmak istiyorum bakınız aşağıdaki kabartıları bu yönde ardından giriyoruz ön yüze bu şekilde modelimizi düşürüyoruz. İki şer düzlerimizi örerek devam ediyoruz. Şimdi biraz daha birlikte çalışalım. kabartma ördükten sonra 1 ve 2. Tekrar ardından giriyorum. 1 2 düz örüyorum. Ardından trabzanımın giriyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. Tekrar 1 iki sıra başına kadar işlemimizi iki düz bir ardından alarak örüyorum. Sıramın sonuna yaklaşmak üzereyim. Bakınız, hiç kesmeden hızlıca devam edelim. Toplam. Öreceğiniz bacak boyuna kadar ne kadar gerektiyse o kadar öreceksiniz. Biz kaç sıra örmüşüz? Şundan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12. Şuradaki ilk sıramızla birlikte tam 13 sıra örelim. Bu sıramızla birlikte 13 sıra tamamlayalım. Ardından iki düzüm ördüm ardından bir tane düzümü yeniden örüyorum üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün dördüncü sırasını örmek için hazırım bakınız birinci sıram ikinci sıram üçüncü sıram toplam bu sırayla birlikte onuncu sıra örelim zincirimi çektim kabartım beni karşılıyor bu kez önden bu şekilde ana gövdeden girerek alıyorum iki tane düz trabzanı yandan bakınız ön yüzümüz iki düzümüz tekrar Evet bu şekilde ültelim sıra ördük ve bakınız botumuzun boğaz kısmı şu şekilde tamamlandı. Şöyle görelim. Arkasından diktiğimiz zaman şöyle olacak. Evet şimdi Burada işaretlerimi e, taktım ben. Bakınız, işaretlerimizi neye göre ayarladık? Her iki kenarımız aynı olacak. Ortadaki sayımız ise bir ya da iki tane fazla olarak ayarlayabilirsiniz. 11 trabzan sol tarafta, 11 trabzan sağ tarafta ayırdım. Ortada ise 12 tane trabzanım kaldı. Şöyle görelim bakınız: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 sağda. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ortada tekrar 11'de diğer kenarda 2 4 6 8 10 ve 11 şimdi işaretimizi taktığımız yerden örmeye başlayalım şimdi santim olarak da kaç santim uzunluğunda olduğuna da bakalım 12 santim botumuzun uzunluğu tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve hemen 12 trabzanımızın ilkinin yani işaretimize koyduğumuz yerdeki ilk trabzanımın tepe noktasına batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıyorum bakınız hemen örmeye başlıyorum ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum kabartılı örmüyorum birebir dümdüz örmekteyim 12 tane trabzanımı ikili olarak örüyorum işaretime kadar ilerliyorum işaretimin bulunduğu noktaya geldim. 1 ve 2. 2 zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradan sonrasında birer defada alıyoruz. 2 defa çekmiyoruz. 2 zincir çektim bakınız. Şöyle görelim. ikinci trabzanımın hemen dış taraftaki kanadından alıyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakınız batıyorum. Tek seferde çekiyorum başında başını doluyorum. Saç örgüsü görüntüsünün dış tarafından alıyoruz. Tek katından her ikisini kavramıyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Tek katından tek seferde çekiyorum. Tek seferde ilerliyorum. En sondaki bakın zincir çekerek gördüğümüz yerden hemen yandan yine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 12 tane ördük. Bakınız şu şekilde. Şimdi iki tane zincirimizi çekelim. 1 ve 2 örgümüzün arkasını çeviriyorum. Hemen yine dış taraftan örmeye başlıyorum. Bakınız dış taraftan hemen giriyorum. 12 tane trabzan. Böyle dışından alarak örelim. Evet ayağımızın üstüne gelecek bölümü ördük. İşaretlerimiz arasında 12 trabzanımızı tam 11 sıra ördük. Şöyle üstten ön yüzden sayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 sıra ördükten sonra bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım. Şöyle ve ipimizi buradan keselim. Tekrar ipimize bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atalım ve şuradaki işaretlerimizi çıkararak botumuzun yan ve topuk kısmını yani alt kısmını örmeye başlayalım. Onun için şurada görmüş olduğumuz trabzanların üzerinden örmeye başlayalım. İlk trabzanıma giriyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Hemen aynı gördüğüm şekliyle yandan girerek trabzanımı örüyorum iki düzümü örüyorum bir ipimi de alttan gizledim tekrar yandan bütünlük oluşturuyoruz modelimizin taban kısmıyla yan kısmı için Evet bütün trabzanlarımızı ördüm şimdi yan kısımdayız bakınız şu kısma geldim tığımın başını doluyorum bir trabzanım ördüm daha sonraki bölüme geçtim bir trabzan bir sonraki bölüm tam ortadaki zincirin olduğu yere de bir tane yapalım diğer tarafa bir bakınız şu kısma bir her bir sıramıza zincirimize bir bir birer trabzan örerek ilerleyelim zincir arası gibi yani şöyle görünen zincir yüzeyine de bir trabzanımı örüyorum bir her sıra için trabzanlarımızı örmekteyiz bir burun kısmına geldim. Bir. Bakınız bir tane yapıyorum. iki yapmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki görmüş olduğum trabzan arasına giriyorum. Ve her bir trabzanımın tepesine bir tane trabzan örüyorum. Yani 12 trabzanımızı örelim. Bakınız hemen dönüşümüz de yapıldı böyle olunca. Hiç artış yapmıyoruz. burun kısmını da görmekteyim bakınız şöyle. Diğer taraftan en son ördük bakınız şuradaki araya da girelim ve hemen diğer yan tarafa geçişimi yapıyorum. zincir üzeri batıyorum. Bakınız burada da dönüşümüzü gerçekleştirdik. Yandan devam ediyorum. Şuradan atlamışım bakınız atlamadan hemen şu kısma batıyorum. Her biri için birer birer batarak ilerleyelim. Burun kısmımızı görelim bakınız. Şöyle. Evet, yandan ilerleyelim. Evet, kenardaki trabzanlarımı ördüm. Burun kısmını zaten örmüştüm. Şimdi yan kısmına tekrar geçiyorum bakınız. Bir trabzanımı ördüm. Hemen ilk karşılayan kabartalı trabzanım düz trabzanlarımı düz olarak örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum Evet şimdi sıramızın sonuna kadar geldik devam edelim 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum düz trabzanımı ördükten sonra yine arkadan girerek ön yüze trabzanımı kabartıyorum 1 2 Evet bu sırayı yeni ördüğümüz yere kadar örelim. Burun kısmımıza kadar örerek geldim. Bakınız en son kabartı. Hemen burada da aynı şekilde örüntümüzü devam edeceğiz. İki tane düz bir kabart iki düz bir kabartı, iki düz bir kabartı şeklinde örerek ilerleyelim. Şimdi kabartımı ördük burada. Hemen iki tane düzüm örüyorum. 1 ve 2 Sıradakini ardından giriyorum ana gövdeden örüyorum tekrar iki tane düz trabzanı örüyorum 1 ve 2 ardından iki düzümü örüyorum tekrar 1 ve 2 sıradakini ardından şöyle görelim bakınız kabartılarımız oluşmakta Şimdi şu kısma kadar aynı işlemimizi yapalım. 2 düz, bir, bir kabartı, 2 düz, bir kabartı olarak tamamlayalım. Burun kısmından örerek geldim. Bakınız şu şekilde ikinci sıramızı dolaşıyoruz. 2 tane düz, bir kabartı şeklinde ilerlemekteyim. Şimdi geçiş yapacağım bölümdeyim. Bakınız bir tane kabartımı ördüm. Hemen 2 tane düzüm diğer tarafta sırada tığımın başını doluyorum. Birinci düzümü örüyorum. İkinci düzümü ördükten sonra yeniden aynen buradaki sırasını takip ettiriyorum. Kabartıları kabartılı düzleri düz trabzan olarak örüyoruz. Evet. Son kabartımı ördüm ve kenardaki düz trabzanımı örüyorum. ve 1 2 3 zincirimi çekerek yeniden örgümün düz yönünü çeviriyorum ve bu şekilde bakınız örmeye devam ediyorum. Tabanımızın dördüncü sırasındayız şu anda bakınız. 1, 2, 3, 4 yan kısımdan örerek geldim. Tam burun kısmının olduğu noktadayız. Burun kısmında şu şekilde işlem yapıyoruz. Burada daraltma yapacağız. Bakınız tam burnumuzun ucunda bir tane yandan aldığımız trabzanımız vardı. İki trabzanlarımızı aynı anda alıyoruz. Birleri yani yandan girdiğimizi normal bir şekilde örüyoruz. İkisini bir alıp buradaki 3 tane ikili grubumuzda kesme işlemini yapıp burun kısmını daraltıyoruz. Evet hemen örmeye başlayalım. Tam burun kısmındayım bakınız. Yandan kabartılı olan bölümü aldım. Diğer iki trabzanımı bir defa başını dolayıp tek seferde alıyorum. Tığımda iki tane ilmeğim oluyor. Diğer düzümü aynı şekilde örüyorum. Ve üçünü birden alarak kesiyorum kabartılı olan trabzanımı tekrar yandan girerek dışa doğru kabartıyorum 2 düzümü bir alıyorum diğerini bir defa örüyorum 3 ilmeğimi tek seferde kapatıyorum yine dıştan ilmeğimi alarak örüyorum 2 ilmeğimi 1 2 hepsini aynı anda çekiyorum ve burun kısmını bu şekilde ilmeklerimi eksiltmiş oldum şöyle görelim ikişer olan ilmeklerimizi birer aldık ve devam ediyorum diğer tarafı aynı şekilde örüyorum yani birebir hepsini nasıl gördüysek o şekilde örerek yan kısımlarını ilerliyoruz iki tane trabzanımız şöyle bakınız her birinde birer birer örelim sıra başına kadar ilerleyelim. Dördüncü sıramızın sonuna geldik. Üç tane zincir çekerek örgümün yönünü çeviriyorum. Ve beşinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Yanlarımızda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düz yerimizi düz yandan aldığımız trabzanlarımızı ise yandan alarak örüyoruz. Burun kısmına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Burun kısmımıza geldim. Bakınız şöyle görelim. Hemen yandan giriyorum bir defa örüyorum ikinciyi örmüyorum diğer trabzanımı iki defaydı bir tane kesmiştim bir alıyorum tekrar yandan ördüğüm trabzanımı bir alıyorum dört ilmeğim var bakınız birisi ördüğüm ilmeğim üç tanesi de yeni aldığım ilmeğim hepsini aynı anda alarak kesiyorum tekrar bir önceki sırada kestiğim ilmeğimi bir olarak alıyorum Yandan giriyorum, ikinci ilmeğin bir defa örüyorum, diğer kesmiş olduğum ilmeği bir defa örüyorum, hepsini aynı anda çekiyorum ve kesme işlemimi yapıyorum. Şu şekilde tekrar yandan giriyorum ve burayı tüm olarak örüyorum. Diğer travzanları burun kısmına kesme işlemini yaptıktan sonra diğerini aynı şekilde gördüğümüz gibi örerek sıramızı tamamlayalım. Son trabzanımı ördükten sonra bir zincirimizi çekelim ve ipimizi buradan keselim. Yan ve taban kısmımızı da bu şekilde örerek tamamladık. Bakınız butumuzun botumuzun önü kendisinden dönmekte. Hemen şuradaki tepe noktasından örerek dikmeye başlayalım. Şu şekilde de dikmeye başlayabilirsiniz. Giydirmede herhangi bir zorluk çekmek için. Eğer yukarı kısmı bacağımızın daha kalın ise şöyle dikerek pomponumuzu buraya ayarlayabiliriz her iki şekilde de ben yaptım sizler hangisini isterseniz diğerini tam tepeden diktim bunu buradan dikerek devam etmek istiyorum hangisi daha çok hoşunuza giderse o şekilde işlemimize devam edelim evet şimdi dikme işlemini yapalım daha sonrasında yeniden görüşelim ipimi şu şekilde iğneme taktım tersini çeviriyorum Biraz alttan dikmek istiyorum. Her sıra bakınız kendi karşılığını karşısında bulacaktır. Şöyle buna dikkat ederseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Nasıl kolayınıza ve nasıl en güzel diktiğinize inanıyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Tabi her şeyde olduğu gibi herkesin kendisinin elinin yatkın olduğu bir dikiş ve örgü tekniği var her şeyde. Teknikler farklı olabilir. Şu şekilde dikkat edelim sıralarımızın birbirine uyum sağlamasını ve dikerek ilerleyelim. Butumuzun dikiş kısmını da yaparak tamamladık. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle görelim arkasından şu şekilde başladım bakınız dilerseniz tamamında dikebilirsiniz tabii ki her iki alternatifi de sizlerle yapmak istedim şöyle görelim şimdi epey uzun bir ipi alıyorum yaklaşık 2 metre kadar ipimi aldım tam iki kat yaptım şöyle düğümümü atıyorum uç kısmına ve hemen burgudan şuraya bir bağcık yapmaya başlıyorum. Burgumuzu yapmak için bakınız ucunu bağladım. Tam ortasına parmağımızı takalım. Şu şekilde çevirerek burgumuzu yapmaya başlayalım. Bakınız elimle biraz daha ileriye gidiyorum. Yakından tuttum. Yavaş yavaş ilerlemekteyim. Şöyle uzaklaşıyorum. Bakınız sadece parmağımı çeviriyorum. Ve sonrasında buradaki burgumu alarak biraz ileriye doğru götürüyorum ve devam ediyorum yakından tutmaya başlıyorum sadece parmağım bakınız şu şekilde çeviriyorum Burgum olmaya başladıkça elimi biraz daha geriye götürüyorum ipi tuttuğum elimi ve buradaki burgumu ileriye doğru götürüyorum düğüm attığım tarafa doğru ve sonra yine parmağıma yaklaşarak yavaş yavaş çeviriyorum alıyorum. İleriye doğru alıyorum. Bakınız. Her seferinde burgumuz oluşmaya daha yaklaşıyor. Dilerseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz ama bu da güzel durmakta bebe örgülerinde. Eğer ipiniz çok fazla ise yani burgunuz fazla olduysa şuradaki e, bağladığımız yerden keserek daha ileriye doğru getirebilirsiniz eğer fazla olduysa yeniden yapmanıza hiç gerek yok hemen elinizde tutarak kesip küçültebilirsiniz Biraz devam edelim bu şekilde Evet burgumuzu bakınız iyice tamamlamak üzere diğer ucu elimde şu şekilde diğer ucunun olduğu yere de bu taraftaki bölümü tutuyorum şöyle bırakıyorum bakınız döndüğünü görmekteyiz gayet güzel oldu şöyle şimdi buradan düğümümüzü her ikisiyle birlikte kavrayarak atalım şimdi takmaya başlayalım şuradan bir iki üçüncüden takıyorum Dilediğiniz aralıklarla, dilerseniz çatal iğneyle, dilerseniz tığınızla geçirerek burgumuzu takalım. Aynı sırada olmasına lütfen dikkat edelim. Yoksa hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkar. Evet her iki uca da güzelce taktık bakınız. Başlangıcımız ve bitişimiz. Şimdi minik minik pomponlarımızı yapalım. Minik bir de pompon çalışması yapalım. Pomponumuz için şu şekilde elimi alıyorum. Bu en basitiyle yapmaktır bakınız. Hemen elimi tuttum. iki parmağımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 ve 25 defa sardım. Daha toplu isterseniz daha toplu da yapabilirsiniz. Ve şu şekilde parmağımdan çıkarıyorum. Şöyle çıkardım. Tutuyorum elimle ve tam ortadan bağlıyorum. ortalıyorum bakınız bir çeviriyorum 2 3 sadece sık olması için 3 defa çevirdikten sonra ortadan güzelce sıkıyorum bu kadar basit bakınız ve parmağımıza geçirdiğimiz yerleri ortalayarak şu şekilde kesiyorum. Şuradan bakınız bağladığım ipimi tutuyorum. Bununla kordonumuza sabitleyeceğiz pomponumuzu. Parmağıma doladığım bütün bölümleri şu şekilde kesiyorum. Şöyle toparladıktan sonra düzeltme işlemimi de yapıyorum fazlalıkları alalım her birini eşit hale getirelim sonrasında ise şuradaki görmüş olduğumuz bölümümüze bağlayalım isterseniz önce şuna bağlayalım aradan geçiriyorum bakınız düğümümüzün bu tarafında bir tanesini geçiriyorum birini bakınız diğeri kaldı diğeriyle şu şekilde bağlıyorum 1 2 sıkı bir şekilde bağladım şimdi düğüm attığımız yer vardı kordonumuzda şu görüntünün çirkin olmasını istemediğimiz için hemen Keselim ve alalım. Diğer kısımlarda pomponumuza uygun olacak şekilde keselim ve ayıralım. Evet diğer pomponumuzu da aynı bu şekilde çalışarak takalım. Diğeri daha kolay bakınız. Kesme yeri olmadan hemen şuradan geçerek düğümümüzü atalım. Diğer pomponumu da hazırlayarak geldim. Hemen birleştirme işlemini de yapalım sizlerle. Göstermiştim ama şu şekilde olabilirdi diye. Birlikte yapalım. Tam uç kısmına tığımı girdiriyorum. Bir tanesini alıyorum, yaklaşıyorum, düğümümü atıyorum. 1 2 düğüm yeterli ama isterseniz üçüncüyü de atabilirsiniz. Ve uzun olan iplerimizi kompanımıza uygun olarak şu şekilde keselim ve tamamlayalım. Evet, bakınız şöyle görelim arkadan fiyongumuzu da yapalım şöyle gördük gayet güzel oldu bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.